Hanım, müsait misiniz acaba? Buyurun Ali Rıza Bey, lütfen. Vaktinizi almayacağım. Zahmet olmazsa şöyle bir bakar mısınız? Bu duyuruyu hazırladım arkadaşlara. Bizim çaycı Fahri Bey için. Bu sabah biraz konuştuk da dokundu bana. Yardım edelim tabii. Herkes bütçesine göre bir katkıda bulunsun. Ne dersiniz? Çok iyi düşünmüşsünüz. Şirket olarak da yılbaşında, bayramlarda, özel günlerde müşterilere kart için veya çeşitli hediyeler için para harcayacağımıza, Fahri Bey'in çocuklarının yetişmesine yardımcı olsak. Çok iyi fikir. Çok etkili olur. Söyleyelim o zaman çocuklara, başlayalım para toplamaya. Paralar sizde toplansın. Buyurun. İlk veren ben olayım. Ben de hemen vereyim. Teşekkür ederim. Asıl biz size teşekkür ederiz Ali Rıza Bey. Estağfurullah. Bir çay içseydiniz bari. Yok, teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni arayan var mı? Masanıza yazdım, bıraktım. Sağ ol. Bilge Hanım. Geldim efendim. Ne bekliyor bu hanım? Niye gelmiş? Cem Bey'le konuşacakmış. Cem'in haberi var mı? Hayır. Arayayım dedim, gerek yok dedi. Bekliyor sabahtan beri. Tamam. Beklesin mi? Ben ne yapacağını birazdan söylerim. Hande'nin ofisindeyim, geleceğim. Ne oldu? Necla burada. Şirkete mi geldi? Evet. Ne işi varmış? Ne istiyor hala ya? Kim gelmiş? İstersen ben konuşur yollarım. Ya konuşmana bile gerek yok. Sen bilirsin. Veya dur, ben geliyorum şimdi. Hiç gelme istersen. Ben bir şekilde hallederim. Yok yok. Bu iş artık fazla uzadı. Ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Necla gelmiş şirketi. Konuşayım da göndereyim. Ben de geliyorum. Saçmalama, gerek yok. Cem, bak hiç hoşuma gitmiyor. Bu kız kafayı takmış sana, ben söyleyeyim. Ya ne diyorsun Hande ya? Zerre kadar umurumda değil. Babamın siniri bozulmasın diye. Ararım ben seni. Efendim? Necla? Efendim baba. Pardon, derste miydin yoksa? Hayır hayır. Yayın evine gelecek misin? Soruyorlar. Okuldasın daha yani. Evet, geliyorum ben birazdan. Hoşça kal. Ne istiyorsun? Telefonda konuşmadım benle, ben de buraya geldim. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. O resimleri ben yollamadım nişanlına. Yeni bir şey söyle. Yemin ederim. Ferhunda abla... Ferhunda abla aklınca... Neyse. O göndermiş. Niye? Niye yapmış böyle bir aptallığı? Sen söylemiş olabilir misin acaba?
Hayır tabii ki. Hem ben öğrenince de büyük olay çıkardım. Ferhunda ablayı bilirsin. Veya bilmezsin, neyse. Sadece gerçeği öğren istedim Cem. Nişanlıların bozulmasını istemem. Benden sana hiçbir kötülük gelmez. Bana hayatımdaki en büyük kazığı sen attın Necla. Daha ne kötülük yapacaksın? Haklısın. Benden nefret etmen eskisi kadar canımı acıtmıyor artık. Bana nefretle bakan gözlere alıştım. Bunu hak ettim. Sizin gözünüzle bakınca hak ettim. Hala utanmadan kendini savunabiliyor musun? Şu anda bunu tartışmak istemiyorum. Haklısın, haklısınız. Ne diyebilirim ki? Ama yine de bil ki o resimleri ben göndermedim. Sana isteyerek bir kötülük yapmadım ben. Keşke ilk yüzüğü çıkardığımda bitseydi. Keşke. Misafirin gitmiş. Sen gelirsin odama diye bekledim ama gelmeyince dayanamadım. Niye gelmiş? Bir yanlışı düzeltmek için. Hala bir şeyleri düzeltmeye umudu var anlaşılan. Hayır, öyle değil. Cem, ben oğlumu çok iyi tanıyorum. Senin bu kızı çok sevdiğini biliyorum. Hala atamadın. Kafandan da, burandan da. Şimdi sahilinde yine bir yüzük var. Evliliğe doğru adımlıyorsunuz yolu. Dikkat et. Hande ile nişanlanıyorum dediğinde de söylemiştim sana. O kızcağıza da ayıp etme. Necla'nın seni düşürdüğü duruma o kızı düşürme evladım. Böyle bir niyetim yok. Ben Hande'yi seviyorum. Necla'ya karşı en ufak bir ilgim kalmadı. Sen öyle diyorsan... Öyle. Peki o zaman.